Bir de şu özellikle dikkatimizi çekiyor. Yüksek model bile olsa arabaların hepsinde yağ kaçağı var. Evet. Mutlaka ya karterden kaçak var ya da işte körüklerde kaçak oluyor. Bazı araçların üst kapak contasından kaçaklar oluyor. Bunların sebepleri ne? Kullanım hatası mı? İnsanlar arabaları çok mu sıkıştırıyor? Ondan mı yağ kaçırıyor? Ve yağ kaçağı ne kadar önemli? Hangileri çok elzem, çok önemli? Bazıları mesela çok göz ardı edilebilir. Evet, bu çok zararı yoktur motora veya bu kesinlikle onarılmazdır. Yoksa motoru yer dediğiniz özellikler hangileridir, sıkıntılı olan durumlar? Şimdi kontrol ettiğimiz noktalarda yağ kaçaklarını 3 aşamada biz değerlendiririz. 1- yağ terlemesi, 2- yağlanma, bölgesel yağlanma, parçalar üzerindeki yağlanma, 3.sü yoğun yağ kaçağı. Bunlar üçü birbirinden ayrıldı. Üçünü aynı şekilde değerlendiririz. Üçünün şiddeti, yapılacak işlerin farklı. Yağ terlemesi bazen fabrikasyon bile olabiliyor. Özellikle yeni araçlarda, Fiat ve Ford gruplarında, Ford'larda aks keçisi dediğimiz şanzıman bölgesinde yağ terlemesi, Fiat grubunda da şanzıman bölgesinde yağ terlemesi olmakta. Yağlanma dediğimiz nokta yağ terlemesini aşmış noktası. Yani yaklaşık ortalama 80-100 bin kilometreden sonra biraz daha bölgeyi geniş şekilde yağlayan ve artık o contanın kaçıran bölgenin tespit edilip ilerleyen dönem içerisinde arızanın giderilmesi gereken nokta. Yani keçenin veya contanın değiştirmesi gereken nokta. Üçüncü aşama ise direkt olarak yoğun yağ kaçağı. Bu zaten müdahale gerektiren bir durum. Bu noktada zaten yağ kaçağının yoğun olduğu zamanlarda arabanın rüzgarda yol aldığını düşünürsek bütün bölgeyi yağladığı için tam olarak yağ kaçağın nereden geldiğini anlamak zor. Bununla ilgili yapılan işlem belli. Önce araba altı yıkatılır, temizlenir, ondan sonra araç çalıştırılır. O yoğun yağ kaçağı nereden geliyorsa direkt olarak oraya müdahale edilir. Bu şekilde arıza giderilebilir. Bir de testlerde görüyoruz, özellikle motorun yedek su haznesine bir böyle silindir gibi bir şey değdiriyorsunuz. Evet. Oradan neyi tespit ediyorsunuz? Şimdi bu cihaz ne işe yarıyor? Onun kaçak, conta kaçak testidir. Kısa adı Türkçe ismi. Üst kapak conta. Üst kapak contanın kaçak testidir. Bu Würth markasının üretmiş olduğu bir cihaz. Bizim her iki şubemizde de yaklaşık kurulduğumuzdan beri kullanmaya başladığımız bir alettir. Bize şunu söyler. Bu conta yanık olduğu zaman zaten yani iş işten geçtikten sonra işin doğrusu yağlanma yapar. Suyun içine yağ görürsünüz. Bu zaten işten geçti demektir artık. Onunla alakalı ne kadar masraf vardır? Mesela üst kapak contasından yağ sızdırıyor. Araç. Şimdi öncelikle tabii onun direkt yağlanma olduğu zaman o aleti kullanmazsınız. Önce onu anlatayım kısaca. Bu alet nerede işe yarar? Bu suyun içerisinde bunu tuttuğumuz zaman suya değdirme kaydıyla içeriden bir oksijen durumunu ölçer. Oksijen durumunu ölçerek orada herhangi bir kaçak olduğunu erken tespit edebiliyoruz. Faydalı da bir cihazdır. Anladığımız zaman direkt olarak müşterilere uyarıyoruz ve diyoruz ki bunu üst kapak contası mutlaka kontrol ettirin. Bu noktada en basit anlamda üst kapak contası değişecek olursa ortalama arabasına göre tabii ki değişir ama hani 250-300 liradan bu masraf başlar, 400 liradan masraf başlar. İlerleyen aşamalarda eğer ki işte bir teknik olarak müdahale edilmesi gereken farklı nokta varsa mesela işte taşlama şeklinde eğer kurtarırsa üst kapaktaki duruma müdahale ederek bu 1.000 lira 1.200 lira bulabiliyor. Çok ileri kilometrelerde ise araba mesela 200 bin 250 bin kilometre üzerinde bir benzinli araçsa direkt arabadaki bu onarım gerçekleştikten sonra araç yağ yakmaya başlayacağı için motorun alt bölümü olarak bilinen sekman kısmında bir sekman atmak gerekebilir. Bu sefer olay yarım motora gider. Tabii ki masraf bu sefer 2.000 liraya geçebilir.